Ve yatırımcılarımızdan ikincisi gelecek ekrana şimdi de. Dilek Dayındarlı. Dilek merhabalar. Hoş Merhaba, geldin yayınımıza. hoş bulduk. Dilek bize Scalex aslında sizin de önemli 2020'de duyurunuz vardı. Yatırım fonunuzu açıklamıştınız. Güzel bir başlangıç bekliyordu herkes için de aslında. Baktığımda 2019'u son anda da olsa iyi bir rakama taşımaya çalıştı. Türkiye getirin rakamıyla birlikte. Fakat 2020 herkes Covid konuşmak zorunda. Çünkü herkesin özellikle sağlık çalışanlarımızın çok büyük emek harcadığı bir döneme girdik. Ve herkes sosyal izolasyona katkıda bulunmak için de evlerden çalışıyor. Girişimciler de yatırımcılar da evden herhalde görüşmelere devam ediyor. O açıdan baktığımızda sizin yatırım planlarınızı Covid-19 nasıl etkileyecek ve nasıl etkiliyor? Bize biraz bahseder misin? Tabii ilk önce inşallah hepimiz evlerimizde oturarak bu dönemde en az hastalıkla geçiriyor olacağız diye umut ediyorum. O eğriyi düzleştireceğiz inşallah. Ben kısaca aslında Scalex, senin de dediğin gibi 2020'nin başında kurulduk. Çok yeni bir fon. Bizim ana amacımız Türkiye'den çıkacak olan güçlü teknolojik şirketleri globalde büyümelerine yardımcı olmaktı. Ki hala öyle. Aslında ekibin şöyle bir farklılığı da var. Dizayn ederken düşündüğümüz. Yatırımcılarımızın çoğu Türkiye'nin Silikon Vadisi'nin veya Londra'nın başarılı girişimcileri. Diğer fonlardan en büyük fark herhalde şu anda bu. Biz şirkette gidip bir de yardım ediyoruz para koymanın dışında. Bunda ne değişiklik oldu Covid'den sonra? Bir şey değişmiyor. Aslında hatta bir tane yatırımımızı geçen hafta yaptık. Şu anda sizden önce de bir tane term sheet'i finalize ediyorduk. Biz hala yatırım bakmaya devam edeceğiz. Bence erken aşama yatırımlar zaten bu dönemlerde en önemli kaynaklardan biri oluyor. Zaten işimiz önümüzdeki 7 ila 10 yılı kapsadığından dünyadaki diğer önceki krizlere de baktığımızda en çabuk geri gelen hep erken aşama yatırımlar, inovasyon veya teknoloji yatırımları bize bayağı iş düşüyor olacak önümüzdeki dönemde. Peki baktığınızda Covid-19 ile ilgili farklı sektörlerin öne çıktığını görüyoruz. Uzaktan sağlık hizmetleri gibi olabilir. Yine özellikle sağlık odaklı girişimlerin dışında lojistik alanında çok ciddi gelişmeler var ya da mobil ödemeler konusunda ciddi gelişmeler var. Siz bu alanınızı nereye yoğunlaştırmıştınız 2020'de? Özellikle Berkay'la birlikte yolculuğunuzda ki Berkay da çok başarılı bir girişimci. Geçtiğimiz yıllarda müthiş bir exit hikayesiyle yurt dışındaki deneyimlerini Türkiye'deki girişimcilere de aktarıyor bu sayede. Evet, aslında Berkay çok kısaca ortağım. Berkay Oksijeni adında Ankara'da üretip tüm dünyada binlerce müşteriye sattığı bir şirket kurdu. Teknoloji şirketi. Şimdi senin soruna dönersek, biz iyi girişimci ve önemli problemler çözen girişimci bakmaya devam edeceğiz. Şimdi önümüzdeki özellikle 2 yıllık süre içerisinde büyük bir ihtimalle gerçekten problemleri çözmeyen şirketler zorlanacaktır diye düşünüyorum. Yani biz aslında ona şey diyoruz, vitamin, aspirin, antibiyotik. Bugün antibiyotiksen, yani gerçekten bir problemi anında çözebiliyorsan büyük bir ihtimalle iyi büyüyeceksin, hızlı büyüyeceksin. Vitaminsen işin zor olduğunu düşünüyoruz. Biz aslında antibiyotiklere bakıyoruz. Aspirinsen de kısa sürede toparlanacağını düşünüyoruz. Eğitim dediğin gibi veya health kısmında aslında geç kalmış bir değişim var bence. Benim 500 yaşında bir kızım var. Şu anda anaokuluna gidiyor. Anaokulunu Zoom'dan yapıyorlar. Satranç dersi alabiliyor. Demek ki olabiliyormuş dedirtti. Kriz hepimiz için şu anda zormuş gibi geliyor ama aslında her zaman kriz dönemlerinden sonra da en büyük fırsatlar geliyor. İşte bence girişimcilik de öyle bir şey. Yani girişimcinin zaten dünyası sürekli bir bilinmezlik, Kriz yönetimi. kriz yönetmek. Yani aslında girişimci için parası zaten önceden de bitebiliyordu. Şimdi tabii hepimiz için sağlık daha büyük problemler de geliyor ama bence iyi girişimciler, gerçek problem çözen, antibiyotik yaratanlar uzun vadede çok başarılı olacak. Çünkü şöyle bir şey olacak.
2 yıl her şeyin büyük bir ihtimalle en ucuzu tercih ediliyor olacak. Çünkü günümüzde atıyorum az önce Cenk'in de söylediği gibi yazılım şirketiniz varsa, girişimciyseniz sattığınız insanlar ürün yöneticileriydi. Kalite ve kazandırdığınız zaman önemliydi. Bundan sonraki dönemde büyük bir ihtimalle bütçeyi elinde tutanlara satıyor olacaksınız veya karar veriyor olacaklar. Bu dönemde en uygun oluyor olmak hayatta kalmanız için büyük bir ihtimalle en iyisi olacak. Türkiye'de girişimciyseniz ve dünyayı satabiliyorsanız belki bu bir fırsat olacak. Yani biz bunu nasıl fırsata çeviririz? Ona bakmak lazım. Her girişimci gibi. Dilek, çok teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığın için. Özellikle bu COVID-19 salgını sırasında evde kalmaya devam ederek hem sosyal izolasyona katkıda bulunuyoruz ama en önemlisi girişimlerin her birine umarım daha fazla destek sağlayarak hem devlet tarafında hem kurumlar tarafında bu süreci onların da aşarken diğer kurumları da kaldıraç görerek daha ileriye götüreceğini tahmin ediyorum. Çok teşekkürler katıldığın için bize. Ben teşekkür ederim.